Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lütfü Bey, nasılsınız bakalım? Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah iyilik versin. Sağ ol. Nasıl burada şu anda Çınarcık'tasın? Evet. Dinleniyorsun. Evet. Hayat nasıl geçti? Çok iyi geçiyor bana göre. Geçmiş hayat? Geçmiş hayatım yani, değil. Yani şu anda bir özetini yapacak olursak, evet. Bütün bir hayatın. Evet. Ben memnun mu? Memnunsun. Evet. Evet. Çok güzel. Sağ ol. Söyleyeceğim bir şeyler var mı? Hatır olarak kalacak. Vallahi alakana teşekkür ederim. Bir şey yok. Her zaman beklerim. Neyi? Seni. Ha, eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada. Çınarcık'tayız. Hasan Bey, Orhan Bey ve Emre Bey de burada. Böyle. Bugün 8 Ağustos 2010 Pazar günü. Ben de buraya geldim. Böyle hatıra olarak bu mini röportajı yaptık. Ama Lütfü Bey'in bir şeyler daha böyle geçmiş ait bir hikaye, bir fıkra, bir şey anlatması lazım. Tarihi böyle asara antika, köylerimizle ilgili. Dereye hava gider, onlar olmasın. Ne yapardı? Dereye. He, dereye. Hangi deresine? Hangi deresine, evet. Mesela orada sarımsak, ceviz, geyik avına giderken bunlar da? Yok, onları biz hiç yapmam, onlarla alakam olmadı. Ava giderken almadı. Sarımsak şey yapardı, arkadaşlar yapardı, Mustafa yapardı. Bizim altın yaparım. Ama ne sarımsak değil mi? Böyle. Evet. Ben hatırlıyorum onları. Yani. Yani onlar bana veriyorlar çok. Derede ayı gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Ama oluyor yani. Peki şey mi? Kendin av yaptın mı hiç? Nasıl? Yani bir geyik vurdun mu misal? Vurmadım. Vurmadı. Ava merakın var mı? Çok merakım. Dede ama peki, kestin değil mi? Bu kestim. Vurmadım ama. Tavşan çok vurdu. Hayır, geyik kara saplanmıştı kestim, ya. Kestim çok vurdum. Geyik kara saplanmıştı. Ha, o dağda o şeyde. Göl dağında. Fıtıra boş geldin. Nasıl olmuş? Eyvallah Bekir. Şu anda Bekir de bizim sohbetimize dahil olmuş bulunuyor. Kendileri burada görmüş olduğunuz gibi. Bekir hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Şapka salla, şapka salla. Şapka salla Bekir. Evet, Bekir'in meşhur şapka sallaması. Tamam. Demirel'e kaptırmam diyor Demirel gibi. Bu şapkayı işte böyle yıllardır sallayacağız. Sörgöl Dağı'nda ava gittik. Evet. Orada Muzaffer karşıda mağarada bir teke girdi. Dedi bana ki sabah boynuzları görmeye dedi. Dedim git dedim arkadan dedim. Onu, oraya gidelim mi şimdi dedi. Ulan dedim. Ben ta Hasa'dan geldim buraya. Sen buradan oraya gitmeyecek misin benim hatırıma? Mecburuz gideceğiz dedi. Gitti tepesine. Bana işaret ediyor. Diyor ki altımda yatıyor diyor. İyi dedim. Yap işte ne yapacaksan yap. Neyse hiç bit dedi. Hayvan orada yakında vurmadı. Bilmiyorum belki de mağarada kalır diyeyim falan. Hayvan atladı bir öyle teke var oraya. Orada bana bakıyor. Bana bakarken attı bir tane hayvan geldi. Ha aşağı benim elime kar da var. Oraya ama canlı saplandı kaldı. Bana dedi ki gel Lütfü abi ama sen dedi sakın ha boynuzu vurursana dikkat et dedi. Bu dedi fazla yaralı değil kalçadan aldı dedi. Gittim kar burada. Evvela ben şeye aldım kendimi. Yani sağlamı aldım. Ondan sonra boynuzundan kulağına tuttum. Kestim tamam zaten şuraya kadar kardaydı yani. Allah Allah. Kaplanmış kar. Burada kar var. Kardaydı ondan sonra şimdi de git. O da geldi. Aldık yapıyoruz. Öyle çok güzel bir anıydı o. Mağaraya. Sonra tabii kestiniz. Kestik. Sonra gittik. Sorduk mağarada. Mağarada yatıp mı kaldı? Şergenler bir mağara vardı. Oraya mı gittik? Evet. Orada bir hafta da bir kaldı. Köydeyken her sene orada bir hafta gider kalırdı. Hatta bir de soba var bu arada. Var var hale var duruyor. Var değil mi? Kapısı demir kapısı. Biz gittiğimizde kapısı. Ona şeydeki Muzdur'dan dağdaki hangi dağda o mağara? Muzdur Dağı değil, Çatal Dağı. Çatal Dağı. Çatal Dağı. Çatal Dağı'nın daha aşağıda suyun hemen üstünde. Yani dereden gözeler var böyle çıkıyor. Oradan yukarı sola çıkınca o hayatta bir bitim var. Evet, Çatal Dağı. Önünde göze var. Var, iki tane bol göze var. Dobay, mobay, ver bize kurşuna. Hadi ya. Gömüzkanlılar çayı içiyor, ondan sonra mağaradaki sobayı derinleşik ediyor. Nasıl oluyor? He, şeyden, çaydan kafa mı bulmuş?
Yapıyor ama biz onları çok korkuttum orada. Ötleri patladı bir defa bir çift sıralarda. Öngörülere mi? Konuştan. Öyle bir kaçtılar ki sörgüller olmaz. Sörgüller bir zaman arada da. Dağlarda çizik atıyor sörgüller. Şimdi bu... Evet, şimdi başlıyoruz. Evet. Unuttum ne dedi. Şeyler, kuşlarda gıdık ot atıyordun, genç ot atıyordun. Evet. Koca Tağ mıydı, nereydi? Koca Tağ değil. Büyük kuş. He, büyük kuş. Büyük kuşta genç ot arıyorum. Evet. Gençler, Ardos kuşlasına birkaç tane karşı gitti. Bir baktım ben Arda biz oyuna dalmışız. 5 tane çocuk arkadaş. Fahim abi toplamış 5-10 tane gidip götürüyor. Nereye götürüyorsun? Kışlaya geldi dedi. Ya kışlaya geldi de ne oldu işte? Tahsi geldi. Yok olmaz. Gelirsin köye cezasını verirsin olur. Ne yapacağım mecburi. Kanun kanun kardeşim yok başka türlü. Kabul ettik. Aldı götürdü. Ondan sonra biz 2 kişiydik. Bıraktım arkadaşlar gençleri. Ben gittim. Allah rahmet eylesin. Muhtar Ahmet Efendi dedi ki Lütfü Efendi ya utanayım sana ben ama dedi. Yani bizim kanunumuz da bir yerde dedi. Kanun kanundur dedi. Cezayı alacağım ben sana dedi. Al dedim ne yapayım. Vay be Muhtar vallahi, Ahmet Amca. Valla yani biraz utanayım ama dedi ne yapayım senin sultanın oğlu. Ben senden nasıl ceza alacağım? Dedim, madem ki kanun böyle alacaksın. Sesli ufak bir ceza verdik, aldık ödedik. Yani burada başıma geldi. O günün şartlarında kanunlar o şekilde işliyor. Normal işliyor. Normal.